Ancak ve ancak da arkadaşlar doğru çıkması için ya her ikisinin yanlış olması lazım ya her ikisinin doğru. Burada bakın bir tanesinden bir tanesi doğru diğeri de yanlış olacağı için evet birbirinin olumsuzu olduğu için bunlar cevap sıfır çıkar doğrudur. P'nin değil veya P'nin değil evet P'nin değildir. Çünkü burada 1 olsa 1 çıkar sıfır olsa sıfır çıkar yani buna bağlı. P ise de arkadaşlar P'ye bağlı mıdır? Yok direkt cevap 1'dir. Neden? Çünkü arkadaşlar ne olursa olsun eğer sağ taraf 1 ise ise 0 1 çıkar pardon. Burası 0 da olsa burası 1 de olsa her türlü cevap 1'dir. Bu yanlış. O kesinlikle yanlış. C şıkkı. Önermesinin doğruluk değeri 1 olduğuna göre PQR önermelerinin doğruluk değerleri hangisidir demiş. Arkadaşlar V'nin doğru çıkması için her ikisinin birden doğru olması lazım. Bu da doğru olmalı. Bu da doğru olmalı. Demek ki P veya Q'nun değilinin değili 1'e denkse P veya Q'nun değili arkadaşlar 0'a denktir. Veya da her ikisi birden 0 olursa ancak 0 olur. Bu yüzden P 0'a denkmiş. Q'nun değili 0 olduğuna göre Q 1'miş. Yine R'nin değili 1 olduğuna göre haliyle ne olacak arkadaşlar? R'nin kendisi de 0. Cevabımız bu yüzden 0 1 0 E şıkkı. Ya da kuralında arkadaşlar şu vardır. Her ikisi birden doğru olursa ya da her ikisi birden yanlış olursa sıfır. Birisinden biri doğru olursa cevap doğrudur. Bu yüzden bakın ancak ve ancak da neydi durumumuz? Ancak ve ancak da birisi doğru birisi yanlışsa sıfır çıkar. Sıfırın değili birdir. Bir ya da birde arkadaşlar her ikisi doğru olduğunda cevap yanlış çıkmalıydı. Bu yüzden E şıkkı yanlış. Aslında sorunun basit noktasını biliyor musunuz? Şurası ne olursa olsun, ikincisi 1 olduğu için arkadaşlar burası beni ilgilendirmez. P ise 1 her zaman 1'e denktir. Burası 0 olsa da 1 olsa da o zaman bu önerme 1'e denkmiş. Bakın bu basit noktayı yakalamazsanız böyle uzun uzun açmanız gerekir. Haliyle bunun artık 1'e denk olduğunu anladık ya. Ne yapacağız? Bir kere Değilden gidelim. Bu bir tane değili silersek bunun içi 0'mış. Şu diğer değili silersek bu içi 1'miş. Demek ki P ve Q'nun değili 1'e denkmiş. 1 ise bu da 1'dir. Bu da 1'dir. Böylece P 1'e denk olur. Q da 0'a denk olur. 1 doğrudur. 2 doğrudur. Cevabımız C şıkkı oldu. Eksi 2'nin dördüncü kuvvetinin dördüncü dereceden kökü yine 2'dir. 2 artı 2 4'tür. Bu yanlış bir önerme. 0 diyelim. 2 basamaklı en büyük asal sayı 97'dir. Doğrudur. Yani 1 diyelim. Doğrusal olmayan 3.1 üç üçgen belirtir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ne demiş? Hangilerini yerleştirirsek doğruluk değeri 1 olur. Şimdi P'ye 0 bulduk. Q'yu 1 bulduk. Bu 0, 1. Bu P0, R'nin değili 0. R1, P0. Bunların hepsinin 1 çıkmasını istiyoruz. Hangi durumlarda 1 çıkar? 0 ve 0 1 olması için ancak ve ancaktır. Çünkü ancak ve ancak da her ikisi de aynı olursa cevap 1 çıkıyordu. Onu hemen halledelim. Sonra 1 ve 0 olduğunda 1 çıkması için bu ya da da ancak mümkündür. Ya da da neydi? Birisi doğru birisi yanlışsa cevap doğru çıkıyordu. 0 ve 1'in 1 çıkması için bu da arkadaşlar ya yadadır ya da isedir. Şıklarda hangisi varsa ona göre gideceğiz. Çünkü şu da doğrudur arkadaşlar. Hemen sadece onu atlamamak lazım. Bu da 1'dir arkadaşlar. Bakacağım şimdi burada ise sağlıyor ancak ve ancak sağlıyor ya da da sağlıyor. Cevabımız bu yüzden B. Eğer ya da olsaydı sarı için ya da da doğru olurdu. x 6 küçüktür 0. x eleman z. 2x artı 7 büyüktür 3 x eleman z ve x artı 2 eşittir 6 önermeleri veriliyor. Önermesinin doğruluk değeri 0 olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Bir önerme ise olduğunda 0 çıkıyorsa birincisi 1'dir ikincisi 0'dır arkadaşlar. P'nin şimdi 1'e denk olduğunu öğrendik. Demek ki 6'dan küçük tam sayılardan hangisi olursa olsun sağlaması lazım. Bu kenarda dursun. Yani 5'ten itibaren bütün sayılar alabiliriz eksi sonsuza doğru. Gelelim şimdi Q ise R. Q ise R ne zaman sıfır çıkar? Q 1 yine R sıfırken. Önce olan 1 sonra olan sıfırsa ise'nin ise cevabı sıfırdır. Böylece Q'nun 1 olduğunu öğrendik. Demek ki buradan da 2x artı 7 büyüktür 3. Ee, öbür tarafa atarsak 2x büyüktür 4. Eksi 4 x büyüktür eksi 2. Şimdi x bir de arkadaşlar eksi 2'den büyük değerler olması gerekiyormuş. Alacağımız değerler. Son olarak R de 0'mış. R neydi? X eşittir. Eksi 4. O zaman arkadaşlar eksi 4 olamaz. Şimdi doğruluk değerlerinde ne çıktı? X eksi 2'den büyük olabilir. 6'dan küçük olabilir ama eksi 4'e de eşit o şey pardon 4'e de eşit olmayacak. Normalde 6 eksi eksi 2 8 tane bir de bir tane daha çıkarırsak 7 tane değer var. Ancak x 4'e eşit olmamalı. Bir tane daha çıkarıyoruz. 6 tane değer için bu cevap doğru oluyormuş C şıkkı. Önermesi hangisine denktir demiş. Burada P ise P'nin değilinin değilini alacağız. Normal V'yalara dönüştürelim. Şu an şu görüntüde bir şey anlaşılmıyor. P'nin değilinin değili bu. V'ya koyuyoruz oraya ikinciye dokunmuyoruz. Ya da bu da arkadaşlar P ve ya Q'nun değilidir. Şimdi anlaşıldı. Bu neyse bu diğerinin olumsuzdur. Yani bu sıfırsa bu birdir. Bu bir ise bu sıfırdır. Ne oluyordu ya da da herhangi bir tanesi, herhangi bir tanesi demeyelim pardon. Bir tanesi doğru olacak, bir tanesi yanlış olacak. O zaman cevap 1 çıkar. B şıkkı. P ve Q'nun değili. P ise Q'nun değili. Bileşik önermesinin doğruluk değerinin 1 olması için boş kareye hangileri yazılabilir demiş. Bir bakalım bir aralarında ilişki var mı diye. P ve Q'nun değili. Burası e, normalde arkadaşlar P'nin değili veya Q'dur. Bir de bunun üstünde değil var. P ve şurayı düzeltiyorum. P ve Q'nun değil olacak. İkisi de birbirinin aynısı. O zaman arkadaşlar bu bir ise bu birdir. Bu sıfırsa bu sıfırdır. Araya ancak ve ancak koyarsak cevap bir olur. Bu olacaktır. Sonra araya ise koyarsak yine olur. Neden? Bir bir kendi cevap bir çıkıyor ise de sıfır sıfır kendi cevap bir çıkıyor. Bu gitti ancak ya da doğru değildir çünkü ya da da biri doğruyken biri yanlış olmalıydı. Cevap 1 3 arkadaşlar E şıkkı. Tartılardan sadece biri doğru tartıyor ya. O zaman arkadaşlar burada C kolaylardan başlayayım. Bu kesinlikle yanlıştır çünkü içinde bir tanecik doğru var. Yine bu arkadaşlar ee, P ve R bilemeyiz. İkisi birden 0 olabilir ya da ikisi birden Sıfır olmayıp birisi 1 olur o zaman cevap sıfır gelir 1 gelir. Bunu bilemezsiniz. P ise R'de belki arkadaşlar bu 1 bu sıfır sıfır denk gelecek. Bilmiyoruz hangisi doğru o yüzden bu da gitti. Şimdi gelelim e, P ya da Q'ya. Şimdi burada arkadaşlar deneyeceğiz artık. 2 şıkka indirdik gördüğünüz gibi olayı. Şimdi veya demiş. P ya da Q eğer bunlar arkadaşlar sıfır olursa ikisi... Bu sıfır çıkar. R1'dir. Cevap 1 olur. Eğer arkadaşlar P ve Q'dan bir tanesi 1 ise böyle. Burası kesinlikle 1 çıkar. R0 olsa bile 1 olur. Demek ki cevap B'ymiş bakın. Değiştirsem de cevap her türlü 1 çıktığı için B oldu. Denememiz gerekiyordu burada tek tek. Bileşik önermesinin karşı tersinin doğruluk değeri 0'dır. Karşıt ters ne demek? P ancak ve ancak R yani yer değiştir değilini al. İse yap sonra yine yer değiştir bunun da değilini al. Bunun doğruluk değeri sıfırmış. Bu ne demek? Bu birdir demek bu da sıfırdır demek. İse çünkü ancak bu şartlarda arkadaşlar sıfır ee, oluyordu. P ancak ve ancak R'nin değili bir ise kendisi sıfırdır. O zaman buradan P bir ise R sıfır sonuç çıkar. Veya P sıfırsa R bir sonuç çıkar dursun. P ya da Q arkadaşlar sıfırsa kendisi birdir. Buradan da P 1se Q bir çıkar. E, şey pardon sıfır çıkar. P sıfırsa Q bir sonucu çıkar arkadaşlar. Doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi P1 R0 olabilir. P1 Q0 olabilir. 1, 0, 0 olabilir. Şıklarda 1, 0, 0 var mı? Maalesef yok. Sonra arkadaşlar P0 R1 olabilir. P0 ise Q1 olabilir. 0, 1, 1. Evet bu oldu E şıkkı. Bu soruda arkadaşlar şu çıkmayan yerleri ben bir göstereyim dedim. Hem böylece siz de bence durdurun. Bir daha çözmeye çalışın. Olmazsa bakarsınız. P ise P ise P'nin değil veya P'ymiş. Burası da arkadaşlar P ve Q'nun değili ise Q'nun değiliymiş. Bunu söyleyeyim. Şimdi buna göre Özgür Hoca'nın doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ee, peki hocam falan filan hangileri gerektirmedir? Şimdi birincisi gerektirme mi bakalım. P'nin değili veya P kesinlikle nedir? Birdir değil mi? P'nin değili veya bir nedir? Sağ taraf 1 ise solun ne olduğundan bağımsız cevabımız kesinlikle bir olur. O zaman bu gerektirmeymiş. Gelelim ikincisine. P, e, Ayşe Ankara'da ise Ayşe Türkiye'dedir. Evet. Ankara Türkiye'de olduğuna göre, Ayşe de Ankara'da olduğuna göre Türkiye'dedir. İkincisi de gerektirme oldu. Doğru çıktı. Yani bu bu ve bu doğru oldu. P ve Q'nun değiline bakalım şimdi. Burası arkadaşlar ne olur? P'nin değili veya Q. Ne yapıyorduk? Birinciyi olumsuz yapıyorduk. Araya veya koyuyorduk. Buraya da böyle yapıyorduk. Şimdi bakın hepsi veya oldu ya. Q veya Q'nun değili bir demektir. 1 ile veya herhangi bir işleme sokulduğu zaman hep bir çıkar. Bunların üçü de gerektirme oldu arkadaşlar E şıkkı. Birincisi evet arkadaşlar doğrudur. Çünkü zaten karşı tersi kendisine denktir diye söylüyoruz ise de. Haliyle bu kesinlikle doğru. İseden kaynaklanıyor bu doğrulukta. P sıfıra denkse doğruluk değeri 1'dir demiş. Hemen yapalım. P sıfıra denkse ee, burada arkadaşlar burası 1 olacak kesinlikle doğru mu? Çünkü P'nin değili 1 olur. R'nin ne olduğuna bakmaksızın 1 gelir. Şimdi P veya P ya da Q'ya gelelim. E, P 0 olduğu için burada arkadaşlar e, Q eğer 1 ise cevap 1 çıkacak. Q 0 ise cevap 0 çıkacak. O zaman bunu bilemeyeceğiz. Yani burası 0 da olabilir. O zaman 1 ise 0 0'a denktir. E burası 1 de çıkabilir. O zaman 1 ise 1, 1 olacaktır. Bu soru işareti. Her zaman doğru değil. P, Q'nun değiline de denkse. Tamam yapalım bakalım. Q veya R diyelim. Ne olacak görelim hem. E burası da e, ne demiştik? P, Q'nun değiline denkse burası da Q'nun değili ya da Q olacaktır. P gördüm yere Q'nun değilini yazdım. Şimdi buna göre burası kesinlikle 1'dir. Çünkü yalının özelliği birisi doğru birisi yanlışsa cevap doğru çıkar. Q veya R'de arkadaşlar ne olduğundan bağımsız. İse konusunda sağ taraf 1 ise burayı bilmene gerek yok. Daima cevap 1 çıkacaktır. Kuralları bakın bilmek gerekiyor arkadaşlar. D şıkkı 1 3